Depresyon haline girdiğimizi fark ettiğimiz anda ilk yapılması gereken nedir? Sürekli abur cubur alıp film, dizi izliyorum ve sadece uyumak istiyorum, depresyonda mıyım? Arabesk dinleyenlerin psikolojisini analiz eder misiniz? Neden jilet atıyorlar? Danışan geliyor, şöyle kolunu bir kaldırıyor, lime lime doğramış kolunu. Hastaneye gitmiş, yatırılmış, yoğun bakıma alınmış. Kızcağız dedi ki, ben 5-6 yaşındayken hatırlıyorum dedi. Babam ranzandan beni aldı, yere çaktı dedi. Bana öyle bir tekme vurdu, ben duvara çarpıp yere düştüğümü hatırlıyorum dedi. Sonra ağlamaya başladım dedi. Babam ağlama dedi bana. Böyle içine ağlanıyor. Bu moddayım. Sonra bana dedi ki, gül. Güleceksin dedi. Güleceksin dedi. Abi bu şizofreni bile götürür ya adam. Depresyon haline girdiğimizi fark ettiğimiz anda ilk yapılması gereken nedir? Depresyonda mısın, değil misin? Yani onu fark etmek çok da kolay değil. Yani bazen bir gün akşama kadar canınız sıkkın olabilir, içinizden bir şey gelmeyebilir. Kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Bu depresyondasınız anlamına gelmiyor. Bekleyin, o al geçer zaten. Bu duygular gelip geçecektir. Hatta şunu söyleyeyim, depresyona girmediyseniz siz olgunlaşmamışsınız demektir. Bunu samimi olarak söylüyorum. İslam alimlerine bakın, hepsinin hayatında böyle dönem vardır. İmam Gazali Hazretleri 11 yıl ortadan kayboluyor. Bazı zatlar günlerce konuşamaz duruma gelirler, dudaklarını bıçakla açarlar. Bir şey de yiyemiyor adam. İştah kesiliyor, tükeniyor, bitiyor. Çünkü depresyon aynı zamanda ruhsal bir olgunlaşma evresidir. Biz depresyonu kötü bir şey zannediyoruz. Ah vah zavallım, depresyona girmiş gibi. Ya depresyona giren adama imrenilir. Samimi olarak söylüyorum. Ama depresyonun da yönetmene bağlı. Şöyle, adama bir kamçı vurursunuz, bir sopa atarsınız, acı çeker, kaçar. Nereye kaçacaksın? Ayette var ya, fefirru ilallah, Allah'a kaçın diyor ya. Şimdi acı geldiğinde, sıkıntı geldiğinde siz maddeye, uyuşturucuya, eğlenceye kaçarsanız depresyon sizi yakar orada işte. Ama eğer buna dayanır, Allah'a sığınır, yapılması gerekenleri yaparsanız, doğru adımlar atarsanız o depresyon sizi olgunlaştırır yani. Diyelim ki depresyondasınız. Depresyon olabilmesi için de o ruh halinizin arkadaşlar 2 hafta devam etmesi gerekiyor. Biz buna depresyon diyoruz. Hayattan zevk alamıyorsun. İçinize hiçbir şey yapasın yok. Uyku düzenin bozulmuş. İştahın bozulmuş. Eskiden haz aldığın şeylerden haz alamaz duruma düşmüşsün. Hatta yani Allah'tan korkmasaydım şu hayatı bitirirdim diyecek aşama geldiyseniz ve bu 2 hafta devam ettiyse işte biz buna depresyon diyoruz. Bilimsel olarak böyle. Bazılarına göre 1 ay kadar devam etmesi gerekiyor. Ama DSM-5'te Amerika Psikiyatri Birliği'nin kitabında 2 hafta diyor ölçü olarak olmuş. Depresyondaysanız... İlginç bir şey fark ettik. Bu video dahil izleyenlerimizin %80'i kanalımıza abone değiller. Bildiğiniz gibi biz kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Ve videolarda reklamlarımızı kapalı tutuyoruz. Bunu sizden istememizin tek sebebi bu hakikatlerin tüm dünyaya yayılması. Yapacağınız çok küçük bir hareket gibi görülebilir. Ama bununla videoların algoritmaya girip birçok insana ulaşmasına vesile olacaksın. Hadi şimdi abone ol butonuna basalım ve İslam'a susamış gönüllere birlikte ulaşalım. Depresyondaysanız yani bir terapi desteği almanızı tavsiye ederim. En azından ne yapacağınızı uzman size bunu anlatmaya çalışır. Bu depresyonun geçeceğine inanın. Lütfen buna inanın. Geçici bir ruh halidir. Bu geçecek. Yahu bu da geçer deyin. Bu geçecek. Paniklemeyin. Sanki geçmeyecek gibi, sonsuza kadar böyle kalacak, perişan olacağım gibi düşünüyorsunuz. Öyle olmayacak. O ruh hali geçecek. Temiz hava, diyafram nefesi, yürüyüş, güzel giyinmek, saç sakal birbirine karışmasına müsaade etmeyin. Şık giyinmeye çalışın. Dışımızı düzeltelim. İçimiz karışık olsa bile dışımızı düzeltelim en azından. Biraz da dinlenelim yani. Vaktiniz varsa, müsaitse bayağı dinlenin. Alın bir yere gidin, tatile gidin. Köye gitmenizi tavsiye ederim mesela. Gidin köyde temiz hava alın, orada 1-2 haftada toparlanırsınız yani. Devam edecekse de bilin ki daha tekamül süreci devam ediyor. Öyle anlayın yani. Yoksa o geçer. Sürekli abur cubur alıp film, dizi izliyorum ve sadece uyumak istiyorum, depresyonda mıyım? Kesinlikle. Evet, depresyonda nasıl kurtulacaksın onu anlattım zaten. Onun yapın. Bir de çok yemeyin. Depresyondaki kişi bazen çok yemek zorunda kalıyor. Niye çok yiyor biliyor musunuz? Hayattan keyif alamıyor ya. Bari buradan keyif alayım diyor yani. Orada. Tabii ölçüsüz yersiniz yani, ölçüsüz. Veya iştah tamamen kesiliyor. Evet, bu uzun. Depresyonda olduğumun farkındayım. Kafamı oyalamak için bazı etkinlikler yapıyorum ama bunu tek başıma yapamıyorum. Neden? Örnek olarak tek başıma gezmek gibi.
Şimdi zaten depresyonda olduğun için yapamıyorsun. Yani yapabilirsen depresyonda değilsin ki. Bak depresyonun tanımı neydi? İçinden hiçbir şey yapasın yok. Abi gezebiliyorum, yiyebiliyorum, içebiliyorum, sohbet edebiliyorum. İş depresyonda değilsin o zaman. Zaten depresyondaysan tek başına bir şey yapamazsın. Sana bir koltuk değneği lazım. O da arkadaş. Mutlaka bir arkadaşın, tanıdığın, samimi olduğun. Depresif kişi topluma çok fazla girmek istemez. Girmek zorunda da olmasın. Kendini zor da sokmasın. Acele etmesin, o geçecek. Depresyondaki kişi samimi bir arkadaşı olacak. Zaman zaman dertleşecek. Ama o arkadaş dikkat etsin, o da zamanla depresyona girebilir. Tabii girer. Gerçekten söylüyorum. Depresif biriyle siz sürekli beraber olun. İki gün sonra da siz depresyondasınız. Siz de üçüncü bir arkadaşı ararsınız depresyona sokmak için. Ama demin dediğim şeyleri yapmaya çalışırsanız çok daha iyi olur. İnsan günlük hayattaki geçici kaygılarından kurtulamaz ise ne yapmalıdır? Tavsiyeleriniz. Şimdi buna anksiyete denir arkadaşlar. Bakın kaygı duygusu hepimizde var. Bütün duygular gibi. Allah'ın yarattığı hiçbir duygu gereksiz değildir. Ama baharat gibidir duygular. Eğer fazla olursa yemeğin tadını bozar. Tadında olacak duygular. Korku duygusu, kaygı duygusu, sevgi duygusu, kıskançlık duygusu, nefret duygusu, tiksinti duygusu. Bütün bunlar kıvamında olacak yani. Kaygı dediğimiz şey eğer kıvamını geçtiyse, probleme dönüşmeye başladıysa biz buna anksiyete diyoruz. Bakın kaygı ayrı, anksiyete ayrıdır. Anksiyete demek kaygı hastalığı demektir yani. Siz artık hastasınız demektir. Yani ne demek hastalık? Artık sen bu duyguyu yönetemiyorsun. Duygu senin yönetimini ele geçirmiş demektir. Bunun için mutlaka destek alın. Yani ilaç aşamasına geldiyse, eğer ilaç tavsiye edildiyse kullanmanızı tavsiye ederim. İlaçtan çok da korkmayın. Taraftar değilim bütün ama bütün karşı da değilim. İnanılmaz sonuçlar görmüşümdür ben. İlaçla çok hızlı bir şekilde toparlanan çok danışan biliyorum yani. Böyle muhafazakar kesimin ilaçlara karşı ön yargısı var. Ciddi bir ön yargısı var. İlaç dozunda verilecekse, gerçekten psikiyatrist de böyle baştan salma değil de dikkatle verdiyse çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Depresyona girmemek için ve hızlıca çıkmak için ne yapmalıyız? Hızlıca bak. Bak depresyona giren adam hemen çıkarın beni ne olur çıkarın diyor. Çünkü acı çekiyor. Depresyon acıdır, acı. İnanılmaz bir acı. Hocam sanki yaşamış gibisiniz. Dibine kadar yaşadım. Ne demek yaşamış gibisiniz ya? Ben üniversiteden sonra inanın yani Allah'ım diyordum. Şöyle bir araba geçerken bana bir çarpsa ben gitsem adamcağız da bilmeyerek beni vurmuş olsun da o da suçlu olmasın diyordum yani. Böyle acı bir şey. Çok acı bir şeydir depresyon. Yani parmağın kangren olsa keser atarsın değil mi? Parmak sana acı veriyor yani. Burada hayat sana acı veriyor abiciğim. Depresyonda hayat sana acı veriyor yani. Öyle bir şey ki dibe vurmuşsun. Akü bitmiş. Hiçbir şey yapasın yok. Tatsız, tuzsuz bir hayat. Hiçbir şeyden keyif alamıyorsunuz yani. O yüzden hızlıca insan çıkmak ister. O yüzden burada çıkmak için dememiş. Hızlıca çıkmak için demiş. Beni kurtarın ne olur bir an önce. Depresyona girmemek için ne yapılması lazım? Şimdi yani depresyona girmemek için ne kadar tedbir alabilirsiniz bilemem. Ama doğru bir hayatın varsa, yanlışlardan uzaksanız, hayatınıza anlam katan bir meşguliyetiniz varsa, hayatınıza anlam katan bir meşguliyet, para kazandığınız bir meşguliyetten bahsetmiyorum. Hayatınıza anlam katan, keyif aldığınız, başkasının hayatına dokunmak demektir arkadaşlar. Başkasının hayatına dokunuyorsanız o hayat anlamlı olur. Ve bu psikoloji ilmi söylüyor. Martin Seligman, şu adam şu anda yaşıyor. Videoları da var, TED'de videoları falan da var, bakabilirsiniz orada. Hayatın en büyük hazzı başkasının hayatına dokunmaktır diyor. Hayatın en büyük hazzı. Diğer hazlar, hazır olan hazlar, yeme, içme, cinsellik, bu tür insanlar hayatı yaşamıyor diyor. Martin Seligman diyor. Ve bunlar mutlu değiller diyor. Niye mutlu değiller? Düşünün mesela ben yemekle hayattan keyif alıyorum. Sabah kahvaltısı yarım saat sürer, öğle yemeği yarım saat, akşam yemeği de yarım saat. 1,5 saat. Kaldı geriye 22,5 saat. Ne olacak şimdi? Yani uykuyu cinselliği katın işin içerisine yarım saat. Ki her zaman yaşanacak bir şey değil. Artı ben şimdi çok acıkmışım ki maddi hazları alabilmeniz için muhtaç olmanız lazım. Yani acıkmanız lazım. Yani ihtiyaç olması gerekiyor. İhtiyacınız yok ama yemek yiyeceğim, haz alamazsınız. Aldım bir tabak koydum yemeği, tabağı yedim. İlk kaşıktan keyif alırım. Çok ciddi bir haz alırım. İkinci kaşıkta biraz azalır. Üçte azalır, dörtte azalır, beşte azalır. İkinci tabakta istemiyorum. Ev sahibi zorluyor, istemiyorum. Tiksiniyorum bir noktadan sonra. Senin alacağın haz bu kadar işte. Ama başkasına verirken öyle bir şey olmuyor. Ya ben insanlara iyilik yaptım, artık iyilik yapacak mecalim kalmadı falan. Yok böyle bir şey yani. İnsanlara iyilik yaptığınızda keyif alırsınız. Her zaman hatırlarsınız. Maddi hazlar geçici, manevi hazlar kalıcıdır. Yine Risale'de bir cümle hatırlatayım size. Dünyadaki hazlar diyor bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur diyor arkadaşlar. Ne demek biliyor musunuz? Sen bir üzüm yersin, maddi haz ya. Haz geçici olur, maddi hazlar geçici. Bir üzüm yersin, haram yoldan aldığını düşün, bir ömür boyu onun acısını çekersin. Allah muhafaza, Allah korusun. Yani
birisinin namusuna dokundu, haram yolda dokundu. Bir ömür boyu bunun vicdan azabını çekersin. 5 dakikalık haz için bir ömür boyu acı ve elem. Başka bir soruya geçelim. Hocam malum günümüzde evlilik geç yaşlara ertelenmiş durumda. Evlilik öncesi cinsel arzular psikolojimiz üzerinde oldukça etkili. Bu nasıl yönetilebiliriz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Yine çok güzel bir soru oldu. Bu tevafuk oldu. Arkadaşlar evet doğru. Şimdi bir gencin evlenebilmesi için üniversite bitirmesi gerekiyor. Öyle bir üniversite yaşlarına geliyoruz maalesef. Bu da 25-26 demektir yani. En erken evleneceğiniz yaş. Yoksa kadıncağızın çeyizi eksik oluyor, takılar eksik oluyor. Güzel bir evde kalmak istiyor. Bu da başka bir eziyet başınıza açılıyor. Yani babanızın maddi imkanları varsa bir şekilde yolu denenebilir ama bunun için şunu yapalım. Bolca spor tavsiye ediliyor arkadaşlar. Enerjiyi başka kanallara yönlendirme aslında. Enerjiyi başka kanallara yönlendirme. Yani bir hedefe kendinizi kaptırın. Mesela Bediüzzaman'a 60 yaşındayken kardeşi sormuş demiş ki üstadım demiş evlenmeyecek misin demiş. Üstad demiş ki sen söyleyince aklıma geldi demiş. Ha evlilik diye bir şey vardı değil mi falan. Ya unutmuşum falan gibi. Mesela Edison da öyle. Edison akşam düğünü var adam düğüne gitmeyi unutmuş. Adam kendini kaptırmış gidiyor. Einstein bir defa boşanmış karısıyla zaten. İkincisi de zar zor durmuş zaten. Kadına demiş ki sen şunları şunları yapacaksın bu kadar demiş. Benim işim gücüm var. Tabii ben evliyim işimle evliyim yani sen işte böyle. Adam evli ya. Ya başka ya evlilik demek ki kadın demek değil. Bir gayeniz olsun. Gaye hayaliniz olsun yani. Gaye hayalinizle evliyseniz onunla uyanırsınız. Gece yatarken böyle gelişigüzel hayallere dalmazsınız. Çünkü hayal kuracağınız bir hedefiniz var. Bugün şu kadar hayalime yaklaştım. Onun heyecanını yaşarsınız. Başka boşluk kalmaz ki şeyler gelip girsin böyle karıncalanma olsun falan. Müsaade edilmiyor yani. Üstattan bir cümle. Gaye hayal olmazsa, nisyan veya tenasi edilse ezhan enenin etrafında dönmeye başlar diyor. Eğer sizin hayaliniz yoksa, hayalinizde odaklandığınız bir hedefiniz yoksa zihniniz sizin hazlarınızın etrafında dönmeye başlar. Ben demeye başlarsınız yani. Siz başkasını dert etmemişseniz siz kendi başınızın derdi olursunuz yani. Bunun Türkçesi bu ben böyle anlıyorum yani. Sizin eğer başkasına ait bir derdiniz yoksa o zaman siz kendi başınızın derdi olursunuz yani. Onun için bir hedefimiz aktiviteler, hareket halinde olmak, işte günah ortamlarına yani gıcıklayıcı ortamlara çok girmemek, sosyal medyayı çok denetimli kullanmak, denetimli bakın anahtar takarak kullanın arkadaşlar. Gözünüze iliştikçe gıcık yapar yani bu defa imtihanınızı zorlaştırabilirsiniz yani. Hocam günahkar psikolojisi ve ümitsizlikten nasıl kurtulabiliriz? Günah işlemeyeceksin abi. Günahkar psikolojisi. Yeni bir kavram günahkar psikolojisi. Günahlık. Yani bu asırda günah işlememek, günaha bulaşmamak gerçekten mümkün değil bakın. Çok zor demiyorum. Mümkün değil yani. O yüzden Risale'de çok güzel bir ölçük ortaya konmuş. Diyor ki büyük günahları işlememek şartıyla. Büyük günahlar arkadaşlar. Çamurlu bir zeminde dolaşıyoruz. Üstümüz bembeyaz. Bu çamur bulaşacak, üstümüze sıçrayacak. Onlardan dolayı ümitsizliğe kapılmamak lazım. Allah'tan ümidi kesmemek lazım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Böyle bir asırda yaşıyoruz. Büyük günahlara, temel günahlara karşı dirençli olmak gerekiyor. İşte böyle ortamların oluşmasının sebebi de bu. Bu ortamlar şey gibi, sera gibi arkadaşlar. Böyle bir asırda çamurun olduğu, her tarafın buz kesildiği dönemde böyle yerler birer sera görevi yapıyor. Geleceksin buralara sığınacaksın. Ekiple çalışılacak arkadaşlar. Kolektif şuurla hareket edilecek yani. Beraber yani mesela zemin kaygansa ne yaparız? Bazen yer buzlu oluyor ya. Mesela giderken el ele tutuşuruz ya. Abi bir koluma gireyim sen de abi koluma gir diyor. Kol kola girerek geçiliyor. Şu anda kaygan bir zeminde tek başınıza yürümeyin arkadaşlar. Ayak kayar yani. O yüzden böyle kol kola girelim, beraber yürüyelim yani kurtulmanın yolu. Ama ümitsizliğe kapılmayacağız. Ümitsizlik yok. Hatta bir ayette diyor ki ümitsizlik kafirlere aittir. Kafirler ancak Allah'tan ümidini keser. Sigarayı bırakmanın psikolojik yolu nedir? Demin bağımlılıklarla ilgili bir video çekildi, bağımlılıkla ilgili. Yani sigara da bir haz alma aracıdır arkadaşlar. Haz alma aracı. Mutsuz insanlara da daha fazla olur. Yani mesela canları sıkıldıkça sigara yakarlar dikkat ederseniz. Bir şey ters giderse sigara yakar. Kötü bir haber geliyor hemen yak bir sigara yani. Ne demek bu? Adam sıkıldıkça, huzursuz oldukça onunla keyif aldığını zannediyor. Demek ki abur cubur yiyen arkadaş gibi. Abur cubur yiyerek mutlu oluyor ya, o da sigarayla mutlu olduğunu zannediyor. Bu bir zandır yani. O zaman hayatımı bir düzene sokayım arkadaşlar. Yani mesela var mı? Adam kitap okuyor, işte Kur'an'ını okuyor, 5 vakit namazını düzenli bir şekilde kılıyor. İşi gücü yerinde, ailesi çok mutlu. Hayat
güzel ama sigara içiyor. Çok az yani, onu söyleyebilirim yani. Bakın, dağınık hayatları vardır bu arkadaşların. Hayatımızı toparlayacağız arkadaşlar. Mutlu olduğunuzda böyle araçlara gerek kalmaz diye düşünüyorum. Yani. Arabesk dinleyenlerin psikolojisini analiz eder misiniz? Neden jilet atıyorlar? Hakikaten ben bilerek izledim birkaç tane videosunu yani. Adam jilet atıyor, kesiyor. Mesela danışmanlıklarda danışan geliyor, şöyle kolunu bir kaldırıyor, lime lime doğramış kolunu. Bayağı erkek fark etmiyor böyle. Lime lime hastaneye gitmiş, yatırılmış, yoğun bakıma alınmış. Jileti önce anlatayım. Jilet atmanın, vücuduna zarar vermenin, aşırı şekilde tırnak yemenin, aşırı şekilde. Adam tırnak, hiç tırnağını kesmiyor. Hep böyle yiyor yani. Ayak tırnaklarına kadar yiyenler var biliyorum. O yüzden tırnak makası almıyor adam, gerek kalmıyor. Orada bir tasarrufa gidiyor herhalde orada. Kendini yiyor yiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ruhsal acılar, depresyondan bahsettim ya. Ruhsal acının oranı fiziksel acılardan daha yüksektir yani. O yüzden adam intihar ediyor ya. Bir adam nasıl intihar edebilir ya? Bir insan nasıl hayatına son verebilir? Adama desen parmağını ver, vermez. Adama bir gözünü kardeş bana ver, ben fabrikayı sana vereceğim, vermez. Aynı adam bütün iki gözünü, burnunu, iki kulağını, ağzını, bütün beynini, bütün bunu yok ediyor yani. Bu ne demek? Öyle bir acı var ki. Şimdi adam ruhsal acı, 100 birim acı çekiyor. Düşünün, 100 birim acı. Yanlış hayatın doğurduğu şeyler. Sebep ayrı bir şey. Şimdi ruhsal acıdan kurtulmak için dikkatini başka bir yere yönlendirmesi lazım. Dikkatini başka bir yere... Genelde bu tür insanlar zaten birinci özellikleri oyalanmadır. Oyalanma. Böyle adamlar yerinde duramaz. Şöyle duramazlar mesela böyle insanlar. Şöyle bir çiçeğe bakıyor. Mümkün değil, yapamazsın. Onlar kıpır kıpır canlı yerinde durmazlar. Sıkıldım ya, bir dışarı çıkalım mı falan. Böyle yemeleri hızlı, içmeleri hızlı, yürümeleri hızlı. Davranış her şey hızlı hızlı hızlı, hiperaktif denecek şeydeler. Şimdi dikkatini buraya çekince, burada bir şey izleyince acıyı unutuyor. Acıyı unutuyor, buradan keyif aldığını zannediyor. O yüzden buraya bağlanıyor. Bağımlılığın bir sebebi bu. Acıyı unutturan her şeye bağlanır bu adam. Buraya bağlandı. Peki kolunu kesince ne oluyor? Şimdi jileti atıyor ya, burada 100 birim acı çekiyor ruhsal olarak. Buraya atınca 30 birim acı çekiyor. 30 birim. Bu acı daha az. Bu acı varken, şimdi buraya dikkat, dikkat bu 100 birimden buraya inince, burada 70'e indi ya, 30 birim. Burada acı, burada 70'e indi ya, kendini iyi hissediyor. Biraz daha keseyim diyor. Keyif alıyor. Çünkü buradan kurtuldu ya. Burası telefon yerine telefon, telefonu kaldırdım, kesmeyi koydum buraya. Şey izliyor ya burayı. Ay ne güzel. Adam bağlı. Sabaha kadar izliyor bunu. Çünkü acısı azaldı. Aynen öyle de telefonu kaldır, kolunu koy. Kolunu kesince buraya dikkatini çekti ama 30 birimlik bir acıya dikkatini çektiği için burada 70 birime indi. Acıyı daha derinleştir. Acıyı 70 birime çıkar, burası 30'a indi. O zaman 70 birim kendini iyi hissediyor. Öyle olunca da zannediyor ki keyifli oluyor. Haz aldığını düşünüyor burada. O yüzden onlar keserken hiç acı duymazlar. Hiç. Ekmek, peynir keser gibi kesiyorlar. Hiç mi acı duymuyorsun? Hayır hocam diyor. Öyle güzel oluyor ki diyor böyle. Kanlar akıyor, siliyorum diyor. Ona şekil veriyorlar. Şekil veriyor adam ya. Şöyle düzgün kesilme diyor. Şöyle daha iyi keseyim diyor. Biliyorlar böyle keseler damarlar gidecek, onu da biliyor. Şöyle tabii tabii ya. Şimdi arabeskte de şu var. Arabesk müziğinin psikolojisinde de genelde kadere, feleğe, çatma vardır yani. Adam hayatı darmadağın götürmüş. Perişan bir halde. Ama suçlu kader olunca müziği dinliyor. Evet kader, felek, felek. Suçlu belli, yakaladım. Adam öyle bir rahatlıyor ki, öyle hoşuna gidiyor ki. Suçlu kendisi değildir ya. Arabesk kültüründe kendini oraya kaptırıyor belki. Onunla kendini tatmin etmeye çalışıyor. Ama sadece arabesk değil, müziklerin çoğu arkadaşlar insanı depresif hale getirebilir. Adam türkü dinler, ahiret aklına gelebilir. Mümkün yani. Yalnızlığını hisseder mesela. Zayıflığını, çaresizliğini hisseder. Allah'ın kudretini fark eder. Burada bir sıkıntı yok yani. Ama evinizin içinde, eşinizle, ailenizle bence hareketli müzikler zaman zaman takıp kalkıp bir halay çekmekte de bir sakınca yok yani. Bazıları da çok ileri gidiyor. Müzikler yasak, hepsi haram. Arabada giderken kadıncağız bir müzik açayım diyor, kapat. Veya kocası müzik açıyor, kapat haram. Bu da çok aşırıya gitmek olur. Yani orada bir ölçüyü, dengeyi sağlamakta fayda var. Bu da üstadın tespiti. Emir Dalaykası'nda insanın eğlenceye de ihtiyacı var diyor üstad. Eğlenceye de ihtiyacı var. Depresyona girenlerin yaptığı en büyük hata nedir? Ümitsizliğe kapılmak. Depresyona giren kişi ümitsizliğe kapılıyor. Orada işler batıyor işte. Olmayacak, düzelmeyecek. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Hiçbir acı sonsuz değil. O depresyonun görevi var. Bir süre sonra geçecek o. Psikologlar olarak psikolojiniz bozulunca ne yapıyorsunuz? O kadar insanlara faydalı oluyor. Biz de kendimize faydalı oluruz canım. Bir sürü yöntem biliyor adam. O yöntemleri kendine uygular yani. Teknikleri uygular. Sabretmek ile içine atmak aynı şey midir? Şimdi sabretmek, içine atmak bu aynı şey değil tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya içine at, içine at, içine at hastalık yapar.
Ama diyeceksiniz ki hocam Kur'an-ı Kerim'de vel kâzimine'l gayr diyor. Yani öfkesini yut diyor. Evet, içine şu şartla atabilirsin arkadaşlar. Herkes kendi seviyesini daha iyi bilir. Mesela şu anda ben bir yemek yiyorum, mideme gidiyor ve midem onu sindiriyor, dönüştürüyor, hiçbir problem yok. Lokmayı içime atmamda bir sakınca yok değil mi? Atabilirim abi. Elma mı? Abi atabilirim. Armut abi atabilirim. Bu taş. Abi atamam ben onu. O taşı attım mı mideyi mahveder yani. Abi bu demir. Atamam abiciğim ben onu şimdi. Sindirim sistemi bunu almaz. Şimdi bazı problemler, bazı sorunlar vardır ki içinize atarsanız, sindirirsiniz, dönüştürürsünüz, yok olur gider. Ama bizimki öyle yapmıyor abi. İçine atmış, sabah akşam düşünüyor. Sinmemiş, dönüşmemiş, tuvaletlere atılmamış. İçinde duruyor. Karın ağrısı yapar. Hastalık yapar, hastalıklara dönüşmeye başlar. Omuz ağrıları, kol ağrıları, ense ağrıları bunu yapmaya başlar. Şimdi bu içine atmakla olmaz. Bunu çözmeniz lazım yani. Bekleyeyim olmaz yani. Bu içine atmak demek değildir. Sindirebilirsen içine atabilirsin ama sindiremiyorsan onu gideceksin, konuşacaksın, çözeceksin yani. Adam sana bir şey söylemiş, arkadaşım bana bir laf söylemiş ve beni rahatsız etmiş. Gideceğim diyecek mi kardeşim? Sen dün bana bunu söyledin ama ben bunu doğru bulmuyorum. Bir daha lütfen bana bunu söyleme de rahat et. Ama adam onu yapmıyor, kendi hayalini kurarak dövüyor. Şef, nesiz diyor. Nasıl bana bunu söylüyor? Ne adamsın diyor kardeşim. Ya durmadan kavga ediyor. Git söylesene ya mübarek de. Ben rahatsız oluyorum kardeşim. Bundan sonra bana böyle şeyleri söyleme yani. Ben çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen dikkat et de işin içinden çık kurtul. Sabır şu demektir. Biz aktif sabırdan bahsediyoruz. Sabır şudur bakın. Tavuk da sabreder. İşte sabır böyle bir şeydir yani. Tavuk taşların üzerinde oturarak sabretmiyor. Tavuk 21 gün sabrediyor civciv çıkıyor yani. Çünkü aktif sabır bir şey yapıyor. Bir şey yapın. Sonucunu bekleyin. Çünkü sabır olmadan, zaman geçmeden o şey olmayacak yani. Diyor ya hızlıca depresyondan nasıl çıkabilirim? Bu arkadaş sabırsız işte. Depresyondan çıkmanın bir süreci vardır. Süreç içinde bu olacaktır yani. O yüzden sabır şu demek. Bir şey ortaya koyarsın. O şeyin tamamlanması için zamana ihtiyaç vardır. O zamanın olması için de beklemeniz lazım. O bekleme de sabır diyoruz. O ayrı bir şeydir yani. Bipoların sebebi nedir? Kalıcı, ilaçsız tedavisi var mıdır? Cevabından başlayayım. Bipoların tamamen düzelmesi neredeyse imkansız. Bipolar duygu durum bozukluğudur. İki uçlu duygu durum bozukluğu diye geçer. İki uçlu. Depresyonu biliyorsunuz. Bipoların bir ucunda depresyon var, bir ucunda taşkınlık var. Yani adam bazen dibe vurur, bütün gemileri batmıştır. Bazen de öyle bir taşkınlık yaşar ki adam taval yapar dediğiniz gibi ama her alanda bu taşkınlığı yapar yani. Geçen bir tanesi yurt dışından geldi mesela. Bankada kredi çekmiş, getirmiş burada bir camiye yardımda bulunmuş. 50 bin euro. Kredi çekiyor bir de bu adam. Ne yaptın diyorum. Hocam iyilik yapıyoruz diyor ya. Caminin ihtiyacı var hocam diyor. Beni aradılar, yardım istediler. Ben de bunu yaptım diyor. Ama adam yarın bunu fark edecek. Eyvah ne yaptım diye bu defa dibe vuruyor böyle. İki uçlu duygu durumu bozukluğu. Bunun dediğim gibi tedavisi çok kolay değil. İlaçsız tedavisi olmaz onu söyleyeyim yani. Bipolar teşhisi konduysa arkadaşlar lütfen lityum gibi ilaçlar var. Yani duygu durum düzenleyici ilaçlar var. Bunların ilaçları farklıdır. Antidepresan falan filan değil yani. Antidepresan bozar sistemi. Çünkü depresyondan adamı çıkarayım derken bu defa manik evreye tetiklersin adam bir anda yukarı uçar. O yüzden duygu durum düzenleyici yani dengede tutacak ilaçlar veriliyor. Sebebi nedir? Sebebi genellikle çatışmacı, kaotik aile ortamı diyebilirim. Bilimsel veriler de bunu söylüyor zaten. Ama bunun genetik tarafı var mı? Evet genetik tarafı da var. Bipolar, OKB'nin genetik tarafı var. Yani en fazla genetik rahatsızlıklardan iki tanesi. Ama hangi rahatsızlıklar? Basit rahatsızlıklar, nevrotik rahatsızlık dediğimiz onun grupları var. Nevrotik rahatsızlıklar var. Psikotik rahatsızlıklar var. Şizofren, deliryum, disosyatif bozukluklar bunlar ağır rahatsızlıklar. Bunlar tamamen genetiktir. Ama bir şeyin genetik olması demek illa olacak anlamına gelmiyor. Yani kaotik aile ortamı, stres, baskın bir ortamda stres tazik demektir yani. Böyle bir ortamda o genetik taraf tetiklenir yani. Yoksa babam şizofrense ben mutlaka şizofren olacak diye bir kaydı yok. Babam bipolar var ben de olacağım diye bir kaydı yok. Ama sende olma ihtimali daha yüksek demektir yani. Başkası %1 ise sende %50 demektir yani. O yüzden çatışmacı aile ortamı yani baskıcı çocuğun duygularını bastırıyor. Mesela bir örnek vereyim bu bipolar olur. %100 bipolar olur işte. Ki zaten bana gelirken de bipolar rahatsızlığıyla gelmişti. Kızcağız dedi ki ben 5-6 yaşındayken hatırlıyorum dedi. Babam Ramazan'dan beni aldı yere çaktı dedi. Bak Ramazan'dan aldı yere çaktı. Bana öyle bir tekme vurdu ben duvara çarpıp yere düştüğümü hatırlıyorum dedi. Nasıl bir şey? Top ancak öyle olur değil mi? Duvara çarpıp yere düştüğümü hatırlıyorum dedi. Ve sonra ağladım. Asıl bipolara götüren şeyi söyleyeyim. Sonra ağlamaya başladım dedi. Babam ağlama dedi bana. Ağlama dedi bana. Bakın duyguyu bastırıyorsun. Bak duygu mekanizmasını bozmanın en güzel yolu bu işte. Ağlama. Ağlama dedi bana hocam. Ben dedi böyle içine ağlanıyor. Bu moddayım. Sonra bana dedi ki gül.
Güleceksin dedi. Güleceksin dedi. Abi bu şizofrene bile götürür ya adamı. Duyguyu böyle bastıra bastıra. Bipoların en önemli sebebi bu. Yani duygularını yönetemiyor adam. Duygu durum bozukluğu. Duygular bir yukarıda bir aşağıda, bir yukarıda bir aşağıda, bir yukarıda bir aşağıda. Mehdilerin çoğu da buradan çıkar, onu da söyleyeyim ha. Mehdiler manik evrede çıkar. Manik evre öyle bir taşkınlık ki adam 3 gün boyunca yatmıyor. Zıpkın gibi. 3 gün yatmaz. Canlıdır. Bazıları manik evrede fazla düşmezler. Onlar genelde sanatçı. Zaten sanatçı hastalığı diye geçer. Çok özgün şeyler ortaya koyarlar. Adam sürekli taşkın evrede ya. Sizin göremediğinizi, fark edemediğinizi fark ediyor. Sizin bir ayda yaptığınız adam 3 günde yapıyor. Tabii o taşkınlıkta. Ama sürekli orada kalamıyorlar işte. Kalanlar var. Mesela isim vermeyeyim. Şu anda Türkiye'de bildiğiniz sanatçıların birkaç tanesi bipolardır yani. Ama çok özgün bir sanat ortaya koymuşlardır. Bu iyidir. İyi bir şeydir. O keyifli bir şeydir yani. Ama depresif iki uçluysa, bir depresif bir yukarıdan aşağı gidiyorsa o bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani psikolojik rahatsızlıklar %20 genetik boyutu varsa %80'i tamamen sonraki yaşamınızla alakadardır. Sonraki yaşamınız. Yani sağlıklı olmayan bir hayat akışı, kaotik bir aile ortamı, travmatik yaşamlar, özellikle travmatik yaşamlar zihninizi zorlar. Zihinsel hayatınızda değişiklikler meydana getirir. Fıtratını bozar. Kısacası öyle söyleyeyim. Bu fıtratın bozulmasına işte kimi bipolar, kimi depresyon, kimi anksiyete, kimi deliryum, kimi disosyatif kişilik bozukluğu, kimi. Yani hastalık dediğimiz şeyler böyle. Kaynakta. O yüzden deminki sorunun kaynağına döneyim. Anneden bahsettim ya. Sağlıklı bir anne arkadaşlar. Ana konu bu. Sağlıklı bir annenin olduğu yerde psikolojik rahatsızlıklar tutmaz. Ama anne sağlıksızsa, bakın babadan bahsetmiyorum ben. Özbeklere ait bir söz var. Evde baba deli, bir deli, anne deli, hepsi deli. Bu kadar önemli. Yani anne şöyle kaşını çatsın çocuğa, duygu dünyası tahrip olur çocuğun. Çocuklar sabah uyandıklarında mutlu olup olmayacağına karar vermek için annenin yüzüne bakarlarmış. Anne mutluysa, oley bugün mutluyuz diyor çocuk yani. Anne mutsuzsa çocuk içine kapanıyor yani. O kadar önemli. Adam karısına bağırıyor, çağırıyor, çıkıp işe gidiyor. Küçük çocuklar var. Aşağılıyor, dövüyor, fiziksel şiddete kadar gidebiliyor. Ama küçük çocuklar var. Kadın dönüyor, babası kılıklı diye çocuklara giriyor yani beraber. O yüzden sağlıklı aile ortamı abi. Nedeni bu. Sağlıklı aile ortamı. Ve bu tür durumlarda arkadaşlar ilaç gerekiyorsa mutlaka ilaçtan kaçmayacağız. Var mı başka? Peki. Teşekkür ediyoruz.